Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Almanya'ya bir bağlantımız olacak hemen senden sonra Ahmet. Dışişleri Bakanlığı Alman Büyükelçi'yi çağırdı. Biz oradan yorumlayalım istersen. Ya şimdi Merih Demiral en son oynadığımız maçta yani çok iyi performans gösteren milli oyuncularımızdan bir tanesiydi. Bunu da 2 golle taçlandırdı. Gol sevincini de bozkurt işareti yaparak gösterdi. Ya işte UEFA soruşturma başlattı. Alman İçişleri Bakanı bunu ırkçılıkla, faşizmle ilişkilendirdi. Ki zaten Alman Büyükelçi de bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bunun kabul edilemez olduğu belirtildi. Aynı zamanda Devlet Bahçeli'nin, MHP liderinin de bir açıklaması oldu. Bunlar dedi bazı çevreleri rahatsız ediyor. Bunların ırkçılıkla, faşizmle ilişkilendirilmesi doğru değildir dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Almanya'da böyle bir bozkurt işareti yapmanın suç olmadığına vurgu yapıldı. Zaten Almanya'da yasaklı bir simge değilken Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisi yabancı düşmanlığı içeriyor şeklinde bir açıklama yapıldı Dışişleri Bakanlığı'ndan. Yani bozkurt işareti Türk milletinin kültürel, tarihi, geçmişten gelen bir işareti. Yani bunu sadece bir siyasi simge olarak nitelendirmek de doğru değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı, o da zamanında ya da zaman zaman bozkurt işareti yapıyor. Öyle ki CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile bozkurt işareti yaparak görüntüleri var. Yani demek ki bu sadece bir siyasi partinin simgesi değil. Türk milletinin kültürel, tarihi bir değeri. Herkesin de benimsediği bir şey. Bu işareti, gol sevincini ırkçılıkla, faşizmle ilişkilendirmek doğru değil. Zaten AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de son yapılan Avrupa ülkelerinde yapılan seçimleri hatırlattı. Orada ırkçı eğilimlerin, faşist partilerin yükselişine vurgu yaptı. Dolayısıyla UEFA'nın başlattığı bu soruşturmada Almanya'dan yapılan o gereksiz açıklamalar da doğru değil. Peki.